Kılıçlar binlerce yıldır dünyanın her yerindeki savaşçıların tercih ettiği yegane silahlar oldular. Hem korku hem de hayranlık uyandırdıkları gibi kimi zaman askeri seferlerin gidişatını değiştirdiler, kimi zamansa kendilerine yüklenen maneviyat ve anlamlar ile bir düşüncenin sembolü oldular. Bazı özel kılıçlara kişisel isimler bile verildi ve onları kullanan insanlarsa kendi isimlerini tarihe geçirerek unutulmaz bir yer edindiler. İşte sizlere tarihte kendine yer edinmiş özel kılıçların hikayelerini derledik. Zülfikar, kelime anlamı olarak sahip anlamındaki zu ile omurga boğum anlamına gelen fekar kelimelerinden oluşan zülfekar, Türkçe'ye zülfikar şeklinde geçmiştir. Çeşitli rivayetler olsa da Bedir Muharebesi sonrasında kılıcın savaş ganimeti olarak Hazreti Muhammed'e geçtiği ve kendisinin kılıcı Ali'ye hediye edildiğine inanılır. Ali ve onun soyundan gelenlere intikal eden kılıç, daha sonra Abbasi ve Fatimi halifeler arasında el değiştirdikten sonra 11. yüzyılda ortadan kaybolmuştur. Wallace kılıcı. Başrolünde Mel Gibson'ın oynadığı Cesur Yürek filminde William Wallace adındaki bir köylünün Bağımsızlık Hareketi adı altında yaptıklarına hepimiz aşinayız. 13. yüzyılda İskoç Bağımsızlık Savaşları sırasında kullanılan efsanevi kılıç günümüzde İskoçya'nın Stirling Müzesi'nde sergileniyor. 7 dallı kılıç. 4. yüzyılda Güney Kore'de bir krallık olan Bakje Hanedanı'nın 372'de Doğu Jin'e haraç olarak verdiği kılıçtır. Bu kılıcın yüksekliği yaklaşık 74 santim olup sadece törenler için kullanılabiliyordu. Merhamet kılıcı. İngiltere'nin son Anglo-Sakson kralına ait olduğu düşünülen bu ucu kırık kılıç, Kurtuna ismiyle de biliniyor. İngiliz tarihi miraslarından olduğundan Kurtuna, bugün Britanya krallarının en önemli parçalarından birisi. Günümüze kadar yapılan taç giyme törenlerinde kullanılan 5 önemli kılıçtan olduğundan bir hayli önemli gösteriliyor. Söylentilere göre kılıcın ucunun kırık olmasının sebebi, haksız bir ölüme, meleklerin engel olması ve kılıcın ucunu kırmasıymış. Honjo Masamune Katana. 1288 ve 1328 yılları arasında yaşadığı düşünülen ünlü kılıç ustası Honjo Masamune, bir başka deyişle tam bir metalürji uzmanı. Honjo Masamune kendi adına birçok kılıç yaptı. Ancak bunların çoğu tarih boyunca kayıplara karıştı. Özellikle Şogunluk'ta büyük bir yere sahip olan Honjo, kılıçlarından son kalanı 1939'da Japonya tarafından kültürel miras ilan edilip müzeye saklandı. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra soyulan müzeden kaçırılan kılıç kayıplara karışmış olsa da hala aranmakta.